Kanserlerin %20'si sindirim sisteminde görülüyor. Mide ve kalın bağırsak kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu söylüyor uzmanlar, değerli izleyenler. Biz de bu bölümü belirtileri başka hastalıklarla karışabilecek olan mide ve bağırsak kanserine ayırdık. Önlemek mümkün mü diye soracağız. Ne zaman bir hekime görünülmeli? Tanı ve tedavi seçeneklerinde yeni gelişmeler var mı? İşte tüm bu sorularımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, gastroenteroloji uzmanı, doçent doktor Hamdi Levent Doğanay'a soracağız. Eğer sizin de konuyla ilgili sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak, 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sevgili hocam, Sayın Doğanay, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. İyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Gerçekten sindirim sistemi kanserleri geniş bir yer tutuyor mu toplumumuzda? Önemli bir yer tutuyor. Hem dünyada hem Türkiye'deki kanser istatistiklerine bakarsak hem kadınlarda hem erkeklerde kanser 3. sırada, kolon kanseri 3. sırada önemli kanser etkenlerinden biri kolon kanseri. Kolon kanserinin bir önemli bir özelliği biz tarayabiliyoruz kolonoskopi yaparak. Herkesin bildiği, yani bir kamera yardımıyla bağırsakları tarayabiliyoruz. Tarayarak erken teşhis, bir kanser geliştiği zaman kanseri erken evrelerinde teşhis edebiliyoruz. Ya aynı da, memede olduğu gibi. Evet, meme ve kolon kanserinin kolay ulaşılabilir tarama yöntemlerinin olması bu kanserleri biraz da diğer kanserlere göre belki biraz daha farklı bir noktaya çekiyor ve sık olmaları önlem alınabilir olması dikkatli olmamızı gerektiren bir kanser. Aynı şekilde dünyada da sıklığı önemli derecede olan bir kanser türü. Peki hocam, söz konusu olan kolon kanseri ise acaba risk faktörleri nelerdir? Risk faktörleri genel olarak kanserler önemli risk faktör hayatımızda, değişen hayatımızda, hayat koşullarında hem Türkiye'de hem gelişmiş ülkelerde önemli mortalite, ölüm sebeplerinden biri kanserler. Şöyle Türkiye'deki rakamlara bakarsak ölüm sebeplerinin %20'si, 100 insandan 20'si, 100 ölen insandan 20'si kanserden dolayı vefat ediyor. Günümüzde bu gelişmişlik derecesiyle, dünyada da gelişmişlik derecesiyle kanser ölüm sebepleri arasında ön sıralara doğru yükseliyor. Niye böyle oluyor, niçin böyle oluyor diye bakarsak tabii ki genetik etmenler var. Tüm kanserler arasında %5 ila 10, kolon kanseri diye ayırmaksızın baktığımız zaman %5 ila 10 bir genetik etmenden bahsedebiliriz. Kolon kanserinde de böyle %10'a yaklaşan bir genetik etmen var. Bu nedir derseniz, bir ailede işte dede bağırsak kanseriydi. İşte amca bağırsak kanseriydi. Bu nesilde yine bir bağırsak kanseri görülüyorsa ya da bağırsak kanseriyle benzer genetik etmenlerin yol açtığı kanserler var. En önemlisi kadınlarda görülen endometrium kanseri. Bir ailede kolon kanseri ve endometrium kanseri nesiller boyunda görülüyorsa o ailede acaba bir genetik kansere yatkınlık yapan genetik etmen var mı? Onun araştırılması gerekir. Günümüzde bu Türkiye'de ve İstanbul'da da yapılabilmektedir. Gen testler değil mi? Bir takım özel gen testleri özel yöntemlerle bakılarak, yeni nesil dizleme dediğimiz yöntemlerle bakılarak bu durum tespit edilebiliyor. Eğer edildi hocam, diyelim benim genimde işte kansere meyil var. Evet. Ben hayatımda nelere dikkat etmeliyim? Böyle bir durum gündeme geldiği zaman bu çok özel, şimdi bir bizim açımızdan 3 nesil kanser var. Bir alt nesilde de bir kişi bu kanser mutasyonunu taşıdığını tespit ettiğimiz zaman bu çok özel bir grup. Bu hastalar için önemli takipler yapılması gerekiyor. Normal insanları biz 50 yaşlardan sonra kolonoskopi önerirken böyle bir ailede, ailede kanser görülme yaşına da dikkat ederek daha erken yaşta kolonoskopik tetkikleri önerebiliyoruz. 30'lu yaşlarda kolonoskopi önermeye başlayabiliyoruz. Onun dışında şu tür yeni bilgiler, aslında bunlar bildiğimiz ama yeni bilimsel bilgilerle teyit edilen durumlar var. Ben kısaca bir sıkmadan bir örnek vermek isterim. Evet. Önceki sene uluslararası
dergilerden, önemli prestijli dergilerden birinde yaklaşık 100 bin insan verisi, 10 yıllık takip verisi, başlangıçtaki hayat şekilleri ve kim ölüyor, kim kalıyor, ölüm sebepleri nelerdir diye bir uzun dönemli bir takip çalışması var. Bu çalışmada dikkat ettikleri husus bisikletle işe gidip gelme. İngiltere'den yapılan bir çalışma. Düzenli her gün işe bisikletle gidenler, başlangıçta sigara kullanıyor olsa da, başlangıçta diyabet, hipertansif gibi hastalıkları zeminde oluyor olsa bile önümüzdeki 10 yıldaki riskleri diğer insanlara göre daha düşük. Yani bir nevi, hani sigara kullanmayı önermiyoruz. Sigara kullanılmaması gerekli. Sağlıklı beslenmek gerekli. Ama fiziksel aktivite, bir düzenli, gerçek bir fiziksel aktivite sizin hem kardiyovasküler mortalite, ölüm sebeplerinizi, hem kanserden ölüm durumunuzu, ölüm ihtimalinizi azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir fiziksel aktivite, beslenme, sigaradan uzak durma son derece önemli, yapılması gereken durumlar. Ailede, nesillerde kanser varsa ve buna sebep olan gen tespit edildiyse o özel bir hastalıklı grup. O hastalıklı grubun bir hem tıbbi genetik uzmanı, hem gastroenterolog, hem genel cerrahtan oluşan bir grup tarafından, multidisipliner grup, onkologdan oluşan multidisipliner grup tarafından uluslararası kılavuzlar dahilinde yapılması gereken takiplerle takip edilmesi gereklidir. Hocam şimdi kolon kanserinin belirtilerini konuşurken genelde bilinir ki kabızlık ya da dışkıdan kan gelmesi buna sebep olabilir diye düşünülür ama bu durum pek çok başka hastalığın da aslında göstergeleri olabilir. Acaba dışkımızda gördüğümüz her kandan şüphelenmeli, bir hekime gitmeli miyiz? Yoksa kolon kanseri söz konusuysa başka belirtiler de yanı sıra gösterebilir mi? Evet. Şimdi sıklıkla görülen hemoroid, kanamalara basur dediğimiz halk arasında hemoroidler bağırsak kanamasının en sık sebeplerindendir. Fakat kolon kanseri ile hemoroid arasında farklar var. Hemoroidin kanamasıyla kolon kanserinin kanamasının durumu arasında farklar var. Hemoroid genelde büyük abdeste çıkıldıktan sonra tuvalet kağıdına bulaş şeklinde ya da büyük abdestin üzerine damlama şeklinde kendini gösterir. Bir hemoroidal ağrı olur, dışkılama olurken genellikle kabızlıkla beraber hemoroid nükseder ve semptom vermeye başlar. Tabii bunun da bir uzman tarafından muayene edilerek bu kanamanın sebebinin hemoroid olduğunun gösterilmesi gerekir. Ama genel hiçbir ağrı olmadan büyük abdestin içine karışık şekilde gelen kanamalar daha bizim açımızdan daha ciddi. Onlarla beraber olan bağırsak alışkanlığındaki değişiklikler, kişi son derece düzenli tuvalete çıkarken son zamanda kabızlık başladıysa, haftada bir ikiye düştüyse, dışkılama alışkanlığı değişiyorsa bunların bir uzman tarafından tetkik edilmesi, değerlendirilmesi gerekli. Yine rutin tetkikler, rutin check-up'lar sırasında kan seviyesinin düşük çıkması, hemoglobin seviyesinin düşük, kansızlık saptanması ve bu kansızlığın altında demir eksikliğinin olduğu gösterilmesi özellikle erkeklerde bu kan kaybı neden, görünür bir vücutta görünür bir yerden bir kan kaybı yokken demir seviyesinin düşüyor olması gösterge. Özellikle erkeklerde bir gastrointestinal sistemin taranması, bir orada bir başlamış bir malign süreç, bir kanser süreci, ufak ufak gözle görülmeyen kanamalara yol açarak kişide kansızlığa yol açıyor mu? Bunun aydınlığa kavuşturulması gereklidir. Kadınlarda, ülkemizdeki doğurganlık çağındaki kadınlarda menstrüel siklus nedeniyle neredeyse yarısında bir kansızlık durumu söz konusu. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Bunu yine bir doktor, bir dahiliye uzmanı, iç hastalığı, bir kadın doğum uzmanı sorgulamayla bu demir eksikliğinin menstrüel siklusla ilintili mi olduğunu yoksa bir gastrointestinal kayıp
olabileceği var ihtimali var mı sorgulamasıyla Araştırması. bunu ayırt ederek bir gastroenteroloğa gerekliyse bir gastroenteroloğa kişiyi yönlendirebilir. Özellikle erkeklerde görülen kansızlığın burada önemli olduğunu Evet. söylüyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Peki hocam, şimdi diyelim ki gözlemlerinize göre hangi aşamadayken size geliyorlar? Başlangıç aşamasında mı yakalanıyor? Genelde Şimdi hangi sebeple geliyorlar? Türkiye'de kanser dairesinin, Sağlık Bakanlığı kanser dairesinin istatistikleri var. Tüm Türkiye sathında hemen hemen bizim tanı koyduğumuz hastaların verilerini gerisin geri toparlayarak acaba belli başlı kanserlerde hangi safhalarda tanı koyuyoruz diye istatistikler çıkartıyorlar ve bunları da yayınlıyorlar. Biz bilim insanları da bu istatistiklerden faydalanarak yolumuzu çizmeye çalışıyoruz kendi deneyimimizleri olarak. Burada gördüğümüz genel olarak Türkiye'deki kanser tanısında kanserlerin yarısı yarısından azı tanı konduğu sırada cerrahi olarak çıkartılıp kemoterapiye ihtiyaç olmadan tedavi edilebilecek pozisyonda. Keşke bu daha yüksek olsa. Nasıl? Çünkü kolon kanserinde ya da meme kanserinde kanseri cerrahi olarak çıkarttınız. Lenf nodlarında yok ya da ardından kemoterapi vermenizi gerektirmeyecek derecede var. Bu seviyede bir tedavi yaptığınız zaman böyle bir hastadan 5 yıllık yaşam beklentiniz %85, %90. Yani böyle tedavi ettiğiniz bir insan 5 yıl sonra %90 ihtimalle hayatta kalmaya devam ediyor. Normal bir İnsan insan gibi. gibi. Dolayısıyla bu seviyede yakalamak son derece Önemli. önemli. Muhtemelen eskiye göre daha sağlığın ulaşılabilir olması, daha ulaşılabilir olması sağlık sistemine kanserleri daha yakın, daha erken dönemde tanımamızı sağlıyor. Ama burada kat etmemiz gereken mesafeler Var var. değil mi? Evet. Şimdi hocam, başka bir organımızda bulunan kanser hücresine tümör derken, bağırsakta görülen kanser hücresine galiba polip deniyor, değil mi? Ya da iyi huylu olabiliyor polipler, değil mi? Şimdi kanser dediğimiz zaman genel olarak kanser, bizim bütün hücrelerimizde bir babadan bir anneden gelen DNA'mız, genomumuz var. Yarısı annemizden, yarısı babamızdan gelen genom. Bütün hücrelerimizde bu bağırsak epitel hücresi olabilir, memedeki duktus hücresi olabilir. Altta yatan bu hücreler çoğalıyorlar. Normal süreç içerisinde hücreler çoğalıyor. Biz büyürken hücrelerimiz çoğalıyor, büyüyor. Bu aşama içerisinde hücreler bölünürken genomumuz çoğalıyor. Kendini iki katına çıkartıyor. Yarısını diğer hücreye, yarısını kendisinde bırakarak büyümemize devam ediyoruz. Burada genomumuz 3,5 milyar yaklaşık annemizden, 3,5 milyar babamızdan gelen bir hücre içerisinde nokta var. Bu çoğalırken bunun hata yapma ihtimali var. Kanser bu çoğalma sırasında hücrenin içerisindeki genetik materyalin normdan sapmasıyla oluşmaya başlıyor. Normdan sapmaya başladıktan sonra o hücre kontrolsüz, normalin dışında kontrolsüz bir şekilde çoğalarak kanser dediğimiz Hücre metastaz, evet hücre grubuna, bu dönüşüyor. bağırsakta ise kolon kanseri, memede ise meme kanseri. Bu bir günde bir anda bir noktada oluşmuyor. Zaman O içinde. evet, o hatalar çoğalırken hatalar rastgele noktalara denk gelebiliyor. Bu hatalar gerçekleşirken aynen sizde basın dünyasında bir yazı yazılıyor, bir editör var değil mi? Bir takım Evet. şeyleri düzeltiyor. Evet. Genomumuz içerisinde de editör genler var. Editör genlerdeki hasarlanmalar varsa ondan dolayı yoğun mutasyon olabiliyor. Ya da çevresel etmenler, bir takım kimyasallara maruz kalma, bir takım kötü beslenme, sigaraya maruz kalma. O çoğalma sırasında genom üzerinde hatalar yapılmasına sebep oluyor. O hatalar birike birike kansere
Doğru gidiyor. Kolon kanserinde işte bu gidiş esnasında, kontrolsüz çoğalma esnasında, daha tam kanser demeden önce orada et benleri, bağırsak epiteli içerisinde et benleri oluşuyor. Onlar büyüyor ve belli bir süreden sonra biz onları örneklediğimiz zaman patolog diyor ki bu kanser olmuş. Buradaki hücre artık kanser ya da öncülü adenom dediğimiz durumlar var. Bu polipleri biz tarayabiliyoruz. Kolonoskopik olarak tarayabiliyoruz. Henüz kanser olmamış, kanser öncülü et benleri bunlar. Biz kolonoskopi sırasında bunları çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Hasta hiçbir şey hissetmeden normal kolonoskopi esnasında içeriden özel aletlerle bu polipleri çıkartabiliyoruz. Bunları çıkarttığımız zaman bazen bir polibin köşesinde zaten kanser oluşmuş olabiliyor. Oluştuysa onu tedavi olduğu çıktı. Ya da yarın öbür gün oluşacak bir hadiseyi bugünden önlemiş oluyoruz. Yani kolonoskopi hem tanı hem tedavi yöntemi olabiliyor. Evet, aynen. Peki şimdi bunlara polip mi deniyor hocam, çıkarttığınız bu et benlerine? Evet, polip diyoruz. Peki bu polibin türleri var mı? Var. Nasıl anlatırsınız bize? Bu polibin bazıları son derece zararsız polipler. Ama biz yine belli büyüklükte ise onları çıkartıyoruz. Patolojik incelemeye gönderiyoruz. Patologlar kesitler alarak gönderdiğimiz parça içerisinde her bir kesiti detaylı olarak inceleyerek burada kanser yok. Bu polip tamamen zararsız bir polip diyebiliyorlar. O ya zaman da, hastayı takip mi ediyorsunuz? O zaman takip kriterlerimiz değişiyor. O zaman bir şey yapmamıza belki yakın dönemde tekrar kolonoskopi yapmamıza gerek olmuyor. Ama bazı polip cinsleri var ki o polipler kanser yönünde o mutasyonlarını taşıdığına dair özellikler gösteriyor. Adenomatöz polipler diyoruz. Bunların da detaylı sınıflamaları var. O tür polipler, polip sayısı, polibin büyüklüğüne göre bazen biz hastaya diyoruz ki sana biz şu an polipleri temizledik. Şu an bir sıkıntın yok ama senin bir yeni polip oluşma açısından 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde, bazı 5 yıl içerisinde tekrar kolonoskopi yapmamız gerekiyor diye önerilerde bulunuyoruz. Ve böylelikle o kişide bir kanser gelişme ihtimali olmadan önce kolonoskopik takiple bu durumu önlemeye çalışıyoruz. Kişide yine takip gerekiyorsa kemoterapi, gerekiyorsa yeniden kolonoskopi gerekebiliyor. Polip olduğu zaman kanser değil polip, kemoterapi ihtiyacı olmuyor. Kanser olduğu zaman kanser cerrahi olarak çıkartıldıktan sonra lenf notlarındaki durum kanserin büyüklüğüne göre onkolojik prensipler içerisinde tamamlayıcı kemoterapiler verilebiliyor. Radyoterapi de olabiliyor değil mi hocam? Bazı distal kolon, rektum dediğimiz bölgede radyoterapinin önemi ön planda. Radyoterapi bazen cerrahiden önce tümörü küçültüp cerrahi, rahat cerrahi yapılabilecek seviyeyi getirmek için rektum tümörlerinde ön planda kullanılan tedavi seçeneklerinden biri. Mide kanserine de gelelim hocam. Şimdi mide kanseri nedir diye soracağım. Geçmişte midenin alt bölümünde, günümüzde midenin üst kısımlarında daha sık görüldüğü söyleniyor. Bu doğru mu? Neden böyle? Mide tümörleri de daha az sıklıkta görülen ama önemli olan mortalitesi, ölümcüllüğü diğer gastrointestinal sistem kanserlerine göre biraz daha fazla olabilen tümörlerden biri. Burada yine çevresel faktörler, genetik daha düşük bir genetiğin payı var. Çevresel faktörlerle beraber olan tümörler. Daha evvelden Helicobacter pylori dediğimiz bakteriyle ilintili olabilecek durumlar sıkken şu an reflüyle ilintili durumlar ön planda olabildiği için proksimal distal arasında farklılıklar gözlenebiliyor. Burada herkesin şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Biz burada insanlara mide şikayetlerini sorsak, mide şikayeti yaşamamış kimse yoktur, stüdyoda, değil mi? Evet, herkes bir zaman bir şekilde mide şikayeti yaşamış olabilir. Bu normal. Bu dönüp herkesin
kolon kanseri, mide kanseri olduğunun göstergesi, mide kanserine yönelik bir tetkik yapılması gerekliliğini ortaya koyan bir durum değil. Sıklıkla asitle ilintili, peptik ulkus dediğimiz asitle ilintili mide rahatsızlıkları bunlar. Bunlara yönelik biz proton pompa inhibitör dediğimiz ya da asit giderici ilaçlar vererek bu şikayetleri bastırabiliyoruz, yatıştırabiliyoruz. Ama devam eden şikayetler, bu ilaçların verilmesine rağmen devam eden şikayetler, kilo kaybı, kusma, kan kusma gibi şikayetler bizim endoskopi yapmamızı gerektiren durumlar. Ya da yine demir eksikliği anemisi, kansızlık şikayetlerinin oluyor olması bizim bu şikayetlerle beraber olduğu zaman öncelikli olarak endoskopi yaparak bir kanser durumunu dışlamamız gereken önemli belirtilerden birkaçı. Önemli belirtilerden biri. Evet. Hocam şimdi birlikte sokağa çıkacağız. Biz bir virgül koyalım. Bu konuyla ilgili tamam. Sokaktan bir takım sorular, bir takım röportajlar yaptık. Bakalım ne yanıtlar aldık. Birlikte izleyelim. Midenizde yanlı, ürsel, şişkinlik, gaz gibi sıkıntılar yaşıyor musunuz? Çok yemek yediğim zaman yaşıyorum. Peki nasıl sindirim yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyorum. Yaşamıyorum. Yok, o tarz bir rahatsızlığım yok. Hayır, hiç yaşamadım. Ara ara oluyor. Peki neler yapıyorsunuz? Genelde bir soda veya da eczaneden gidiyor bir tane ilaç alıyoruz. Peki hocam, reflü, gastrit, ülserle bir ilişkisi var mıdır? Yani bu hastalıklara sahip olan kişiler dikkat etmeli midir kendilerine? Yani şimdi aslında günümüzde değişen şeylerden biri yeme alışkanlıklarımız. Yani yediğimiz miktarla harcadığımız enerji arasında ciddi bir dengesizlik var. Yani bu şu tür hesaplar var. Mesela sanayi devrimi öncesi bir tekstil işçisi, bildiğimiz dikiş makineleri. O dikiş makineleriyle, eliyle, ayaklarıyla, dikiş makinesiyle hareket eden bir tekstil işçisini düşünelim. Aynı saat çalışan fakat yeni makineler sadece ufak bir düğmeye basıyor. Hafif kumaşı hareket ettiriyor. Bu iki kişi arasında günlük kalori ihtiyacını vurduğunuz zaman, yıl bazında baktığınız zaman yeni tekstil işçisinin 18 yılda 18 maraton koşması gerekiyor ki o hareketleri nötrleyebilsin. Yani evet. Diğer her şey aynı, diğer evet. Mutfak şartları aynı, işte gidiş geliş bütün şartları aynı düşünüyoruz. Sırf o hareketlerin eksilmesi bile sizin onun yanına başka şeyler koymanızı gerekiyor. Kesinlikle. Biz şu an günümüzde genel olarak baktığımız zaman yediğimizle tükettiğimiz enerji arasında ciddi bir dengesizlik var. Evet. Mide şikayetlerinin bir kısmı da yine bu çok yemekli. Burada da çok güzel tarif ettiler. Yani çok yediğim zaman oluyor. Evet. Önce o zaman az yememiz gerekiyor. Yani kendim dahil ya hepimizin. Ya da çok yiyip egzersiz yapmadığımız zaman. Değil evet. Mi? Kıpırdamadığımız evet, zaman. Evet. Evet. Yani o dengeyi korumak gerekiyor. Evet. Pek çok hastalığın günümüzde sıklığı neden artıyor diye baktığımız pek çok hastalığın zemininde aslında bu tür durumlar söz konusu. Ha, buna dikkat etsek bile mide şikayet olacaktır. Hı hı. Ama o zaman biz başka ilaçlarla, başka yöntemlerle devreye gireceğiz. Hı hı. Ama öncelikle reflüde de aynı şekilde az yemek gerekiyor. Doymadan kalkmak gerekiyor sofradan. Hocam, Adana'dan bir izleyicimiz var. Size sorusu olacak. Bedir Bey, günaydın. Günaydın, iyi günler, iyi geçmiş çalışmalar. Geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz. Buyurun dinleyelim sorunuzu. Aynı zamanda hayırlı programlar diliyorum. Gerçekten yüzlerce kanal içinde sadece kadına hitap eden bir kanal olmasından dolayı sevinçliyiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun bizi izlediğiniz için. İyi yayınlar diliyorum ayrıca. Sağ olun. Buyurun Bedir Bey, Adana'dan, sorunuz nedir? Adana'dan arıyorum ben. Buyurun. Adana Adıyamanlıyız. Ben Doktor Bey'e soru soracaktım. Ben sabahları çok acı biber yiyorum mesela, fırına veriyorum pişirmek için. Bu midede herhangi bir sıkıntı yaratır mı diye sormak istiyorum. Ayrıca bir şey daha soracaktım. Evet. Alo. Evet, bu dinliyorum. Benim eşim domatesin şeyini yemek yaparken kabuğunu doğruyor, kabuğunu soyuyor. Ayrıca salatada da kabuğunu soyuyor. Ben kendisinden bazen diyorum ki böyle yapma diyorum. Onun esas özü kabuğundadır diyorum. Yani karpuz kabuğu değil ki ne diyorum.
ayırt etmemiz gerekir. Yani domatesin özüyle yemek yapılsa veya da salatanın kabukları soyulmasa daha sağlıklı olmaz mı? Şimdi öncelikle hemen son sorunuzdan geleyim. Ya hazır soslar alıp hazır soslarla yapmak yerine taze domatesi alıp döneminde taze domatesle yemek yapmak çok daha olumlu bir hareket, doğru bir hareket. Ama günümüzde kabukla, meyvelerin, sebzelerin kabukları ile ilgili en önemli problemlerden biri kullanılan pestisitler, pestisit ilaçlamalar, tarıma yönelik ilaçlamalar. Bu ilaç kalıntıları nedeniyle meyve ve sebzeleri çok iyi yıkamamız gerekiyor. Ve burada belki bu pestisit sebebiyle, kimyasallar sebebiyle kabuğunu soymak o açıdan o anlamda faydalı olabilir. Burada ya da ufak, siz Adana'dasınız, belki ufak bir bahçeniz var. Kendi domates salatalığınızı kendiniz yetiştirmeniz ya da yerel bildiğiniz üreticilerden bu tür bir takım şeylerinizi temin etmeniz belki o sağlıklı tüketim açısından faydalı olacaktır. Daha organik tarım yaptığını bildiğiniz yerlerden sebze tüketmek son derece olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında biber mide asidini son derece arttıran gıdalar. Az bir miktar biberli yemeklere çeşni katmak güzel bir şey. Ama sürekli her sabah son derece acı mideyi uyaran gıdalarla hareket etmek pek çok insanın midesinin kaldırmayacağı bir şey. Ama sizde çok rahatsızlık yapmıyorsa da onu azaltmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz Bedir Bey. İyi günler diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ayrıca Woman TV'ye de üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Bedir Bey. Kendinize çok iyi bakın. Biz de Adana'ya. Biz de Adana'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz Woman TV ekibi olarak. Şimdi hocam, mide kanserinde hakikaten yediklerimiz etkili mi? Erken teşhisin bir anlamı, önemi var mı? Yediklerimiz her kanserde olduğu gibi etkili bir durum olduğunu düşünüyoruz. Kimyasallardan uzak durmak gerekiyor. Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Enerji girdisi, enerji çıktısı konusunda dengeli bir beslenme yapmak gerekiyor. Protein, karbonhidrat, yağ açısından yine dengeli beslenmek. Bir beslenmek ve taze sebze, liften zengin beslenmek, döneminde sebzeyi, meyveyi döneminde tüketmek her kanserde olduğu gibi mide kanseri için de önemli. Mide kanserinde zararlı olan şeyler tütsülenmiş gıdalar, çok fazla tuzlu, nitrit içeren, yani bir takım paketlenmiş, işlenmiş et ürünleri, onları yemek yerine daha yani et tüketimi kısmak gerekiyor. Paketlenmiş, hazır raflarda satılan işlenmiş et ürünlerinden kaçınmak gerekiyor. Çok fazla tuzlu, işte tuzla saklanmış, tuzlanmış gıdaların yine mide açısından negatif etkisi var. Onlardan kaçınmak gerekiyor. Böyle her gün mangal yapmak, işte kömür ateşi, yanmış et, onlar yine mide kanseri ve bağırsak kanseri açısından zararlı bir beslenme. Arada bir yanmadan, biraz yukarıdan tamam mangal olabilir ama her gün, her hafta yoğun mangal uygun bir beslenme tarzı değil. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Peki ya yaşanmışsa hocam, mide kanseri söz konusu olmuşsa bu ağrıyla mı kendini belli eder? Bir mide kanseri geldiği zaman ağrı, kusma, kan kusma, kilo kaybı, çabuk doyma, erken doyma gibi belirtiler olabilir. Yine genel kan tahlilleri yapıldığı zaman demir eksikliği anemisiyle kendini gösterebilir. Bu tür durumlarda mide ağrısı olan kişide mide hapları, proton pompa inhibitör dediğimiz
mide asitini azaltıcı ilaçlar kullanılmasına rağmen ağrıda hiçbir düzelme olmuyor. 2 hafta geçti, ağrı şiddeti artarak gidiyor. Mutlaka endoskopi yapılarak değerlendirilmesi gereken bir durum. Ya kişi 50 yaşlara kadar hiç mide şikayeti yokken 50 yaşlardan sonra bu şikayetleri başlıyorsa yine bir uzman tarafından değerlendirilmesi gereken bir durum. Son 1-1,5 dakikamız kaldı hocam. Acaba tedavi yöntemi ya da belirtmek istediğiniz başka bir konu varsa ekleyelim mi? Genel olarak sağlık, bu hastalıklar artıyor. Bu hastalıklar yaşam biçimlerimizle ilintili. Yeme alışkanlıklarımızla, maruz kaldığımız toksinlerle mutlaka ilintili. Daha iyi beslenmeye çalışmamız gerekiyor. Yani İstanbul'da yaşayan insanlar için de aslında biraz kuzeye gittiğimiz zaman yerel üreticiler var. Arada onlardan taze sebze, taze meyve ile beslenmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Orada yine tabii bir maliyet farkı var. Herkes her zaman ulaşamıyor ama çevrenizdeki köylerden tavuk alacağınız zaman gördüğünüz, bildiğiniz organik tavukla beslenmek. Yine proteini kısma, sürekli et üzerine kurulu bir beslenme tarzımız var. Onu azaltma herhalde faydalı olacaktır. Spor, hareket, egzersizi arttırma. Bunlar yine her bir birey için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yakalandıktan sonra tedavi mümkün ama mühim olan korunmak herhalde, değil mi hocam? Evet. Yakalanmamak. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Sabırla sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, hem mide kanserini hem kolon kanserini konuştuk. Programımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hamdi Levent Doğanay'la bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla karşınızda olacağız. O zamana dek hoşça kalın, sağlıklı kalın.